Can, mutlu musun anneciğim? Nerede kaldı babamlar? Bilmiyorum ki. Şahika babanızın beynini yıkamakla meşguldür. Gelirler şimdi. Yıldız, senin elin nasıl oldu? Ay çok sağ ol Leloş. Bunların hiçbiri inanmıyor. Ay Yıldız, ben de seni anlamıyorum. Haline şükredeceğini hala şikayet ediyorsun. Bak, Asya'nın odasından çıkamıyordun, şimdi burada bizle oturuyorsun. Çok sağ ol Zehracığım, çok teşekkürler. Sizi görünce aklıma Külkedis'in üvey kardeşleri geliyor biliyor musun? Şurada doğumuna kaç gün kaldı kardeşinizin, hala bana yapılan muameleye bak. Hadi bakalım kızlar, yemeğe. Halit'ciğim, ben sizinle yemek yiyebiliyor muyum yoksa hala bana yasak mı? Çünkü bir sürü merdiven var, şimdi odaya inene kadar karnım burnumda. Şey falan olur. Yıldızcığım, istediğin yerde yemek yiyebilirsin. Ayşe yemeğini buraya getirecek. Şahika. Çok güzel. Ne? Ben bir bakayım ona ya. Kızlar utandırmayın beni. Zehra. Tut beni. Zehra. Yıldızcığım, rica ederim kendini çok yorma. Doğumuna çok az kaldı. Biz senin yemeğini yollarız. Ay. Vay başıma gelenlere bak. Halit resmen kadına göktaşı almış. Ben ve dertlerim yılın çifti olduk görüyor musun? Ben şimdi hırsımdan şuraya doğururum. Bu neydi öyle ya? Kafam kadar. Babacığım, bu arada yarın kitabım Görce'ye çıkıyor. Öyle mi? Hayırlı olsun. Evet, çok azmettim ve başardım sonunda. Ha benim salak kızım. Neyi azmettin sen ha? Kitabın basılsın diye dünyanın parasını verdik. Bana bak. Bunu başka yerde söyleme, komik duruma düşersin. Hayatım, öyle veya böyle Zehra'nın kitabı basılıyor. Şimdilik buna odaklanabilir miyiz? Evet, biraz buna odaklanabilir miyiz? Lila, sen yarın benimle birlikte olacaksın değil mi? Tabii ki olacağım. Yani aslında ben isterdim ki hepimiz böyle hep beraber olalım. Mesela Şahika'nın işi varmış yarın. Benim de işim var. Yiğit Erim'le gelsin. Hem Erim için de bir değişiklik olur. Gel, gel. Abi yavaş. Abla Cena, ben de gelseydim. Ha? Yok. Al şu çantam sende kalsın, sen taksiyle ileride beni bekle. Tamam, Erim'le baş başa konuşmam lazım. Sen bilirsin. Hadi. Hadi. Buyurun efendim. Kapıyı aç, Erim'i göreceğim. Ender Hanım, kusura bakmayın. Halit Bey'in kesin talimatı var, sizi içeri alamam. Talimat filan dinlemiyorum. Aç kapıyı, Erim'i göreceğim dedim. Ender Hanım, ne olur zorluk çıkarmayın. Okey. Bunu sen istedin Halit. Halit! Ay, Ender'in sesi kulağımda yer etmiş. Resmen kafamda yankılıyor. Erim, dışarı çık! Çekil şuradan. Erim, çık dışarı! Bu ne ya? Geldi yine bu manyak kadın. Bu kadın bize huzur vermeyecek. Halit Bey, Erim sesleri duyuyor. Tekrar kötü olmasından korkuyorum. Allah kahretsin ya. Kızlar bir Erim'e bak. Herkes burada kalsın. Zehra, ne oldu? Sen gidersen bu kadın her akşam olay çıkarmaya devam edecek. Biz sürekli onun şovunu mu izleyeceğiz böyle? Yiğit, sen Ender'i gönder. Tamam. Maşa, Maşa ne oldu sen söyle. Halit, ne oluyor? Sen otur tatlını ye. Çık dışarı. Erim! Halit! Erim'i yolla! Erim'i! Erim dışarıdayım, çık dışarı! Çekil şuradan! Bunu görmeden şuradan şuraya gitmem dedim sana. Erim! Abi, lütfen. Tamam. Ben ilgileneceğim, tamam. Ender Hanım, Erim gelmeyecek. Gitmeniz gerekiyor.
Ben... çok özledim. Tamam, anlıyorum ama elim sizi görmek istemiyor. Yani burada böyle bağırıp çağırmanız bir işe yaramayacak. Eğer onu gerçekten çok seviyorsanız şimdi gidin. Çünkü ona iyi gelmiyorsunuz. Ben onun annesiyim. Onu da kötü etkileyen, seni de etkisi altına alan o kadın. Tamam, Eyler Hanım, lütfen. Bırak beni. Lütfen. Oğlum. Lütfen. Oğlum. Ona iyi baktın ama. Tamam. Ne yaptın Yiğit? Gönderdin mi? Gönderdim, evet. Merak etmeyin. Erim nasıl? Sakinleşti. Şayka ve kızlar yanında. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Halit! Ne var? Sen gerçekten kadını gönderdin mi? Yıldız, üstüne vazife olmayan şeylere karışma, tamam mı? Ya nasıl karışmayayım ya? Resmen bir çocuğu annesinden ayırıyorsun. Bizim de bebeğimiz olacak. Ne güzel. Sen de bundan büyük bir ders çıkar. Bana bak, yalanlardan ve kurmacalardan uzak durursan çocuğunu görürsün. Neyse, en azından senin çocuğun olduğunu kabul ettin. Bak Yiğit her şeyi halletti. Bundan sonra kimse seni rahatsız edemeyecek. Merak etmeyelim. Evet, merak etme. Mesela yarın hep beraber çok güzel bir gün geçireceğiz, değil mi? Evet, hatta Yiğit de gelecek. Zehra'nın kitap dağıtımı var. Sen de eşlik etmek istersin diye düşündüm. Olur, ederim. Yani gerçi sana sormadık. Kız arkadaşınla programın falan varsa gelmek zorunda değilsin yani. Yok bir program, merak etme. Onunla da sonra buluşur canım. Hadi o zaman kalkalım. Erim de uyusun. Tamam. Kuzum. İyi hissediyorsun değil mi? Yanında kalmamı ister misin? Yok yok. Yatsın. İyi geceler. İyi geceler canım. İyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yiğit. İyi geceler. Dışarıdan rengini atmış bir halde geldin. Ne oldu? Söylüyorum ama inanmıyorsun ki. Ender bence onun oğlu olduğunu biliyor. Bilmiyor. Bilseydi seni benim yanımda bırakmazdı. Sarıldı bana. Denize düştü de ondan. Yanında asalak kardeşinden başka kimse kalmadı. Oğlunu da göremiyor. Ne yapsın? İlk bulduğuna sarıldı. Bilmiyorum. Sadece benim hissiyatım. Hisler her zaman yanıltır. Hayat hislerle değil, mantıkla yürüyor. Ben sana bildiğimi söylüyorum. Tamam, öyle diyorsan.
Bak, Lila bile kıvama geldi. Bütün planlarımız tıkır tıkır işliyor. Şu Yıldız'ın doğumunu da atlatırsak, bize havada karada ölüm yok. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. Alo, Ender Hanım. Merhaba Murat. Size nasıl yardımcı olabilirim? Son bir yılın hesap dökümlerini istiyorum. Mail atar mısın çıkartıp? Efendim, Halit Bey'in bilgisi olmadan... Bilgi ver o zaman. De ki Ender Hanım hesap dökümlerini istiyor. Okey? Peki Ender Hanım. Görüşeceğim. Hadi bakalım Halit Bey. Bakalım ne zaman arayacağım. Geri sayım başlasın. 30, 29, 28. Efendim Murat. Halit Bey. Ender Hanım son bir senenin hesaplarını görmek istiyor. Sakın öyle bir şey gönderme. Ben şimdi Ender'i ararım. Üç, iki, bir. Şaşmaz. Alo, evet Halit'ciğim. Sen iyice şaşırdın artık ha. Hesap görmeyi istemek de ne demek? Ama ben sana ne istediğimi söyledim. Bana bak. Sen öyle kafana göre hiçbir hesap göremezsin. Buna yetkin yok zaten. Sen neyin peşindesin Ender? Paramı istiyorum. Hangi paradan bahsediyorsun sen? Hakkım olan paradan bahsediyorum Halit. Hatırlatırım. Ben hala o şirketin %15 ortağıyım. Herhalde yokluğumda bir kar dağıtımı yapılmıştır. Öyle değil mi? Yoksa benim hakkımı Şahika Hanım mı yedi? Ha? Saçmalama. Bu şirkette kimse kimsenin hakkını yemez. Hele senin hakkına hiç kimse tenezzül bile etmez. Okey, paramı yolla o zaman. Ender sen niye anlamak istemiyorsun ya? Şirketin durumu iyi değil. Kâr etmiyoruz. Öyle mi? İşleri boşlayıp bir kadının peşinden koşarsan böyle olur tabii. Sen hangi iş tecrübene göre bana akıl vermeye çalışıyorsun? Ha? Sorabilir miyim? İş tecrübesi değil canım. Hayat tecrübesiyle konuşuyorum. Haberin olsun Halit'ciğim, böyle gidersen çok yakında hiçbir şeyim kalmayacak. Ender saçmalıyorsun. Yeter artık, beni daha fazla meşgul etme. Okey. Meşgul edilmek istemiyorsan 8 aydır alamadığım paramı yollarsın. O zaman ortadan kaybolmasaydın. Halit, bak seni son kez uyarıyorum. Aksi takdirde bu işi mahkeme yoluyla çözeceğim. Bundan sonra böyle. Dalımı kıranın ağacını kökünden sökerim. Okey? 3 günün var. Terbiyesiz. Efendim Ender Hanım. Altın, nedir durumlar? Ender Hanım, sabahtan beri Şahika Hanım dibinden ayrılmıyorum. Okey, sonuç? Sonuç? Benim gördüğüm hiçbir şey yok. Çocuklara gayet iyi davranıyor. Kol kanat geriyor. Okey. Yiğit peki? Yiğit zaten evin çocuğu gibi. Kartını verdi. Alışverişe gönderdi galiba. Şahika'nın odasına baktın mı hiç? Henüz bakamadım çünkü evde. Korkuyorum. Bir punduna getirip yatak odasına da bak. Yatakların altına kadar ara, okey? Merak etme. Ben Ender Hanım. Hadi göreyim seni. Bu arada dur, kapatma. Beni Erim'le görüştürebilir misin? Ender Hanım. İnanın o kadarını yapamam. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum zaten şu anda size. Neyse canım, tamam. Sen Şahika'nın peşinden ayrılma, okey? Peki efendim. Hadi. Görmem lazım. Ona kendimi inandırmam lazım.
Erim. Alışveriş yapmışsın. Öyle küçük bir şeyler aldım. Telefonu çalıyor, bakmayacak mısın? İstemiyorum, aç makine olur kes. Evet. Ender Hanım arıyor, istersen bir bak. En azından istemiyorum deseydin ya. Bak yine arıyor. İstemiyorum, şu telefonu kapar mısın komple? Ya bak istersen ben açayım konuşayım, en azından Erim görüşmek istemiyor diyeyim. Yani belki şimdi seni merak eder, buraya gelir, rahatsız olursun. Tamam konuş ama burada değil, tamam mı? Tamam. Buyurun Ender Hanım. Alo Yiğit. İyi misin? Ender Hanım, bakın Erim sizinle görüşmek istemiyor. Artık aramayın. Yiğit, senden bir şey rica edeceğim. Erim'i sahile yürüyüşe götürdüğünde beni bir arayabilir misin? Bir 5 dakika hiç olmazsa yüzünü göreyim. Vallahi kimseye söylemem, söz. Ender Hanım, anlamıyorsunuz galiba. Erim sizi görmek istemiyor. Ona iyi gelmiyorsunuz. Vazgeçin artık. Yiğit, bir anne evladından vazgeçer mi? Geçer. Hele sizin için. Problem olmaz. Yiğit. Lütfen. Ender Hanım. Lütfen aramayın artık. Yoksa Halit Bey Erim'in numarasını değiştirmesini söyleyeceğim. Yiğit'cim, geldin mi? Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz çıkıyoruz. İyi. Lile sana emanet. Hiç merak etmeyin Halit Bey. Hadi bakalım, iyi eğlenceler. Lile'cim, çok hoş olmuşsun. Seni ilk defa böyle görüyorum. Yo, her zamanki halim. Hayatım, elbette her zaman çok şıksın ama bu gece için biraz özenmişsin gibi geldi bana. Yiğit, sen de çok yakışıklısın. Asistanım diye söylemiyorum ama her ortama uyum sağlar. Çok teşekkür ederim. Hadi çıkalım biz. İyi eğlenceler. Sağ ol. Baba! Babacığım! Ne var? Babacığım! Ben bu sesi hiç sevmedim. Niye? Güzel ses de sevmiyorsun ya. Aa. Ne istiyorsun? Söyle bakalım. Aa, yo. İşi istemiyorum. Öyle genel bir sohbet. Alo. Erim, ne haber? Aa, iyiyim belki sen? Merak ettim seni. Sesin çıkmıyor bayağıdır. Aa, iyiyim iyiyim. Ya ben sana bir geçmiş olsun hediyesi aldım da. Onu vermek istiyorum kapıdan. 2 dakika çıkabilir misin? Evin oradayım. Hediye mi? Onun ne gerek vardı hediyeye ya? Sen gel. Ya annem kızar bu saatte. Zaten yemeğe bekliyorlar beni. Geçerken vereyim dedim hediyeni. Tamam, geliyorum. Ya kızım, delirtme beni. Kim senin menajerin olmak ister ya? Kafayı yiyeceğim gerçekten ha. Ya niye istemesinler benim menajerim olmak baba? Sen niye anlamıyorsun? Demek ki adam bana baktı. Ben de bir cevher gördü ki benimle çalışmak istiyor. O gördüğü cevher benim, aptal kızım. Ya şarkı bir şey söyler misin? Hayatım, Zehra doğru söylüyor. Yazarların menajerleri olur. Yazar mı bu şimdi? Baba, okumadım bile kitabı. Bana bak, sinirlendirme beni ha. Gel oğlum gel, aramızda otur da. Abram beni delirtmeden... Baba, bir arkadaşım bana hediye almış, kapıya çıkacağım şimdi. E tamam, içeri alsana oğlum. Ben de söyledim ama eve gitmesi gerekiyormuş. İyi peki, hadi çık. Canım. Bir dakika.
Bakın ben hasta değilim. Ben bebek de değilim. Sadece kapının önüne çıkıyorum, tamam mı? Yok hayatım, ben öyle sen yalnız kalma diye şey yaptım. Hayatım, erim haklı. O kadar da değil yani. Mesela bunun için para talep etmiyorlar. Bedava bu. Kızım daha önce ödediklerimiz ne olacak? Yok. Öyle düşünme. Erim! Erim! Ne haber kardeşim? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? Özlemişim seni ya, ben de sizi özledim. Tekrardan geçmiş olsun. Gerçekten hiç gerek yoktu, teşekkür ederim. Eve gelmek istemedin emin misin? Yok, başka sefere. Ama bak babam da çağırdı, bir ara mutlaka uğra. Biz de seni okula bekliyoruz artık. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Anne ne işin var senin burada anne? Seni görmeme hiç kimse mani olamaz. Ne işin var senin anne? Ne yapıyorsun burada? Hiçbir yere gidemezsin. Bırak beni, senden nefret ediyorum. Senin yüzünden böyle oldum. Ben okuluma bile gidemiyorum. Erim, benim yüzümden değil. O içerideki canavarlar yüzünden. Erim beni dinle. Yalvarıyorum beni dinle. Bak, ben senin annem. Seni bu hayatta benden daha fazla kimse ama hiç kimse sevemez. Bunu bil. Gördük anne nasıl sevdiğini. Ya gel buraya. Ben sana yalan söylemiyorum. Şu anda senin yanında olanlar, sana iyilik yapıyor gibi görünenler var ya... işte bütün bunların her şeyin sebebi onlar. Onlar mı? Evet. Şayka ve Yiğit'ten mi bahsediyorsun? Yiğit beni kardeşi gibi görüyor. Sen neden bahsediyorsun? Ona hiçbir şüphem yok. Ama o Şayka, bu Şayka var ya... bak bu kaza, bütün bu olanlar... hep onun ve onun işbirlikçilerinin işi. Sen kaza falan geçirmedin. Erim şu halime baksana. Şu elime bak, hala daha düzelmedim. Niçin bana inanmıyorsun ya? Ya ben seni bırakmadım Erim. Yemin ediyorum ki bırakmadım. Asla da bırakmam. Ya şu Berke'yi bile bu yüzden aradım ya. Seni görebilmek için aradım. Bir dakika, sen Berke'yi sen mi aradın? Evet. Başka çare bırakmadın ki bana. Erim bak, yalvarıyorum. Yalvarıyorum sana oğlum bak. Gerçekten sensiz yapamam Erim. Ne olursun bak, bana bu kadar katı olma. Ne olur bak annem, ben annem. Yap. Ben gitmem lazım. Git ama ben yine geleceğim. Neredesin oğlum sen? Hediyeyi aldım arkadaşıma. Ne oldu sana böyle? Yüzün bembeyaz. İyiyim, sorun yok. Eve gidelim mi? Canım oğlum Erim, bu fotoğrafın çekildiği an seni ilk kucağıma aldığım ve hayatımın tümüyle değiştiği andı. Ben de çok tecrübesizdim. Biliyorum, istemeden seni kıracak yanlışlarım oldu. Bunlar için senden tekrar tekrar özür diliyorum. Ama inan bunların hiçbirini sevgisizliğimden veya düşüncesizliğimden yapmadım.
Sen her zaman benim önceliğim oldun. Doğduğun andan itibaren kalbim bir tek senin için attı. Gözlerine baktığımda hayalini kurduğum her şeyin gerçek olduğunu anladım. Bütün ümitlerim, hayallerim seninle can bulmuş oldu. Bu fotoğrafa baktıkça seni tahmin edemeyeceğin kadar çok sevdiğimi hep hatırla. Anne. Erim. Kusura bakma, o eski bir şey mi? Önemli bir şey değil. Erim. Sen annenle görüşüyor musun? Görüşmüyorum. Dün arkadaşım Berke'yi ayarlamış. Bir baktım karşımda. Bana niye söylemedin? Ya ben neredeydim ayrıca? Sen Lila ile çıkmıştın. Ben de babama söylersin diye söylemedim. Erim. Sana bir şey soracağım ama bana doğruyu söyleyeceksin. Tamam, sor. Anneni özledin mi? Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Eğer annenle görüşmek istiyorsan bana söyle. Annemle görüşmek istemiyorum. Yani şimdilik bilmiyorum. Sürekli yalan söylemiyorum deyip duruyor. Ben de düşünüyorum, beni bu kadar sevmiyorsa görüşmek için bu kadar çaba sarf etmez. Kafam çok karışık, hiç bilmiyorum. Sakin ol. Bak, bu hediyeden de annemi gördüğümden de kimseye bahsetme, tamam mı? Bahsetmeyeceğim. Şahikaya'da. Şahikaya'da. Ama sen de bundan sonra benden hiçbir şey gizlemeyeceksin. Ne yaparsan yap bana haber vereceksin, tamam mı? Tamam. Ben birazdan gelirim. Geç. Ne yaptın? Baktın mı odasına? Bulabildin mi işimize yarayacak bir şeyler? Hiçbir şey yok. O zaman sen bu okul meselesini yavaş yavaş işlemeye başla. Bu arada Halit yok. Akşam yemeğini bizimle birlikte yiyeceksin. Görüyorsun, gözden ve gönülden ırak olmaman için elimden geleni yapıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.